Evet arkadaşlar, şimdi geldik diğer mevzuya. Aslında bu televizyon programları kadar bela bir mevzu. Bir ay inşallah oruç tutacağız mı arkadaşlar? Niyetlendik mi inşallah? İnşallah. Bak, niyet bile önemli. Mesela Rabbim hepimize hayırlı uzun ömürler versin. Amin. Şu anda buradaki herkes bir ay oruç tutmayı niyetlendi. Buradan bir kardeşimiz olur eceldir bir şey diyemezsin. Eğer olur da ölürse 30 gün oruç tutmuş gibi amel defterine yazılacak. Bak, niyet ne kadar acayip biliyor musun? Niyet çok acayip bir şey ya. Allah Celle Celaluhu, bak, niyetleri karşılıksız bırakmıyor. Niyet, niyet, niyet. Çünkü mahşerde biz niyetimizin karşılığını alacağız. Ama şöyle bir sıkıntı var. Oruç tutacağız ama şu 5 kişi, şu sayacağım 5 kişi oruç tutsa da bir tane sevap alamayacak. Boşu boşuna oruç tutacak. Niye? Şimdi sayınca anlayacaksın. 5 tane adam. Bir, oruçlu olduğu halde, yani oruçluyken yalan söyleyen. Peki ne oluyor? Bu adam orucu bozulmuyor. Ama oruçtan bir tane sevap dahi alamayacak. Sen, ben, o, bu, şu, her neyse. Yalan söylemezsen bonusları patlayacak Allah'ın izniyle. Sırf bonus. Ama sen oruçlusun, ağzından yalan düşmüyor. Abi yapmayın bunu Allah aşkına ya. Eğer oruçluyken, ama estağfurullah, bir an söyledin. Boşluğuna geldi. Hadi diyelim Allah affetsin. Estağfurullah, ya Rabbi yalan söyledim ya. Kardeşine de ki, ya kardeş ben sana az önce bir şey söyledim ama yanlış ya, ben doğrusunu hatırladım. Yalan söyledim demeyin adama, şimdi mevzu çıkarmayın. Ya ben sana yanlış bilgi verdim, kusura bakma, unuttum ben. Doğrusu bu deyin, olayı kapatın. Estağfurullah deyin, toparlarsınız. Anladınız mı mevzuyu? Hani sana yalan söyledim demeyin adama. Toparlayın mevzu. Bir, yalan söylersen iptal, sevap gitti. İki, gıybet. Allah muhafaza ya Rabbel alemin ya. Ya bari oruçluyken milletin arkasından konuşmayın ya. Ya gerçekten yapmayın ya. Ya oruçsun. Oruç demek ağzı kapatmak, mideyi kapatmak, elini, ayağını, kaşını, gözünü kapatmak demek. Biz orucu sadece yemek yememek olarak anlıyoruz. Hayır. İyi anlayın burayı. Gıybet edersek, zaten gıybet var ya, bununla alakalı bir sohbet var. 2 aydır bekliyor, daha sıra gelmedi. O gün özel ilan yapacağım gıybetle alakalı arkadaşlar. O gün buraya gelmenin aklından zoru vardır. Niye? Çünkü gıybetin ne kadar büyük bir günah olduğunu açık açık böyle sırf 1 saat gıybet konuşacağız. 1 saat. Öyle büyük bir günah. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Sıfırlıyorsun ya. Neyi sıfırlıyorsun? Sevabı. Öyle büyük günah. O yüzden diyorum. 3. Laf taşımak. Arkadaşlar, bu laf taşıma mevzusu maalesef hepimizin başında var bu bela. Ne demek laf taşımak? Mesela iş yerindesin ya da okuldasın, fark etmez. Bir arkadaşının yanına gittin. Sana dedi ki ya şu falanca filanca var ya böyle böyle bir şey yapmış. Vay, demek öyle ha. Hemen gidiyor öbür tarafa. Ne oluyor? Laf taşıyor. Ne oldu şimdi? Sen taşıdığın laf yüzünden belki kavga çıkacak. Belki olay çıkacak. Belki Allah muhafaza cinayet çıkacak. Ne olacak ondan sonra? Al başına belayı. O yüzden oruçluyken laf taşıyan da sevapları sıfırlıyor. Hiçbir şey elde edemiyor. Ondan sonra 4. Yalan yere yemin etmek. Bak, bunu esnaflar çok yapıyor. Allah aşkına bak, esnaflara özellikle ikaz ediyorum. Yalan yere yemin etmek. Ya vallahi bana şu fiyata geldi. Billahi şu fiyata geldi işte. Ya arkadaşım, neyin peşindesin ya? Hem oruçlusun hem de yalan söylüyorsun. Ekstra ekstra günah 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 katlanıyor günahlar. Yalan yere yemin eden boşu boşuna aç kalacaksın. Niye boşu boşuna oruç tutuyorsun sen ya? Ne demek boşu boşuna? Bak bir daha söylüyorum. Hani şunu yapmayın ha. Ulan zaten yalan söyledim, ben hemen gideyim bir su içeyim demeyin sakın ha. Oruç şeyden düşüyor. Borçtan düşüyor ama sevap alamıyorsun. E niye? Değdi mi yani? Hayır. Peşine karşı cinse şehvetle bakmak. Arkadaşlar, karşı cinsten maksat bir kadın bir erkeğe. Bir erkek bir kadına şehvet nazarıyla bakarsa sevaplar siliniyor. Oruçluyken de var. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Bak şu 5 madde var ya. Beşini de şu gözler gördü, şu kulaklar duydu. Adam gözüm ya, yanında oruçlu böyle bakıyor. Vay anasını diyor, şuna bak ya. Lan mübarek adam, sen oruçlu değil misin? Ya ne olacak kardeşim diyor. Siz de ne kadar abartıyorsun? Lan ne abartıyorsun, manyak mısın? Oruçsun niye bakıyorsun helal mi karşısına kızına? Ana ne kadar normal. Sen diyorum ne yaptın az önce? Ya bırakın siz de kardeşim ya. O kadar da abartmayın ya.
Aman ya Rabbi. Belayı görüyor musun? Ne kadar büyük bela. Bir kadın da erkeğe şehvetle bakamaz. Bir erkek de bir kadına şehvetle bakamaz. Ben size Allah için soruyorum. Bu modeller etrafınızda var mı arkadaşlar? Var hocam. Ve arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Bu adam ömür boyu bunu yapıyor. Ömür boyunca tuttuğu hiçbir oruçtan sevap alamıyor bu adam. Nasıl? Allah Celle Celle demiyor mu? Ağzını bağla, mideni bağla, gözünü bağla, kulağını bağla. Öyle bir dünya yok. Oruçluyum. Ne var kardeşim? Ah, yemek yemiyoruz. Öyle bir dünya yok arkadaşım. Adam gibi orucunu tutacaksın. Gözünü de tutacaksın. Oruç illaki sahura kalktım, iftar yaptım değil. Oruç tutuyor, teravihe gitmiyor. Oruç tutuyor, 5 vakit namaz kılmıyor. Namaz daha büyük ibadet. Bazıları da şey yapıyor. Allah ondan da razı olsun. Neyse de Ramazan'da namaza başlıyor. Arife günü namazı bırakıyor. Lan mübarek adam ya Allah aşkına böyle bir şey var mı ya? Bazıları da bir Ramazan günü sigarayı bırakacağım diye Arife günü sigara yakıyor. Arkadaşım yapmayın bunları ya. Gözünüzü seveyim ya. Hiç mi nefsimize sahip çıkamıyoruz? Hiç mi yapamıyoruz ya? Rabbim Celle Celle nefsine sahip çıkanlardan eylesin. Amin. Amin. Arkadaşlar bak şunları iyi anlayın. Bunlar orucu bozmuyor. Bak iyi anlayın ha. Orucun sevabını bozuyor. Bunlar eğer oruç bozsaydı Allah aşkına soruyorum. Şu memlekette oruçlu adam kalır mıydı? Kalmaz. Belki tek tük kalır. Tek tük. Abartmıyorum. Tek tük kalırdı. Onun haricinde Allah adına büyük yemin ederim. Eğer bunlar hakikaten orucu bozsaydı şu memlekette doğru düzgün Ramazan'da oruçlan adam gerçi kalmadı şimdi de. Öyle. Şimdi oruç tutanlar utanıyor. Soruyor oruçlu mu? Şey tutuyor. Tutuyorum lan. Bunu yapan adam kalmadı. Hayırdır oğlum oruçluyum ne oldu bir şey mi sıkıntın var? Sen onu diyeceksin. Hayır sen niye tutmuyorsun? Vatikan'a mı bağlandın diyeceksin. Sor. Niye tutmuyorsun oğlum hayırdır? Onlarla alakalı ileriki şeylerde konuşacağız ama şunu söyleyeyim. Oruç tutmayan adamlara yüklenmeyin. Çünkü Allah muhafaza bizim milletin şöyle değişik huyları var. Adama kızıyorsun ya iyice gavur oluyor. Tabii. Niye namaz kılmıyorsun? Sana ne lan diyor. Namazına da sana tövbe estağfurullah gavur oluyor. Evet böyle kafalı adamlar var ha. Haberiniz olsun. Dikkat etmek lazım. O yüzden Allah için ikaz ediyoruz. Bak. Ayet okuduk. Estaizu billahi bismillah. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhî Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in indiği bir ayda hepimizin amel etmesi, oruç tutması, namaz kılması lazım. Çünkü Allah Celle Celle başka bir ayette ne buyuruyor? Oruç sizden öncekilere farz kılındı gibi size de farz kılındı. Bak oruç sadece biz tutmayacağız ha. Öncekiler de tutuyordu. Davud Aleyhisselam nasıl oruç tutuyordu? Bir gün tutuyordu, bir gün tutmuyordu. 365 günün yarısında oruç tutuyordu, yarısında oruç tutmuyordu. Buna meşhur Davud orucu derler arkadaşlar. Meşhurdur bu. Diğer Musa Aleyhisselam bir gün 30 gün oruç tuttu. 30 gün peş peşe açmadan. Peygamberlerin gücü kuvveti sağlamdı. 30 gün oruç tuttu. Allah Celle Celle görüşmeye gidiyordu Tur Dağı'na. Rabbimiz dedi ki ey Musa dedi senin ağzında bir koku var dedi. Dedi ki ya Rabbi seninle görüşeceğim için dedi ağzımı dedi misvakladım hani ağzımdayken kötü koku olmasın. Ey Musa git 10 günde oruç tut dedi. Bilmez misin benim indimde oruçunun ağız kokusu miskamberden daha üstündür. Ne kadar acayip mevzu anlayın yani. Rabbim Celle Celle bize hakkıyla oruç tutanlardan eylesin amin. Amin. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil munker ve tu'minune billah.